O çok önemli. Rapordan az önce rapordan bir e, alıntı yapmak isterim çünkü burada çok önemli o bir. O raporla orayı, orayı tamamlarsan İsmail evet. alıntı yapıp. Şimdi diğer konuklarıma geçeceğim aynı konuyu soracağım. Ee... Yerel seçim Erdoğan'ın kutuplaşma oyununu kaybettiğini gösteren bir gelişmeydi ve mevcut ekonomi programı devam ettikçe yeniden dengeyi sağlaması zor. Bu yüzden Erdoğan'ın kutuplaşma atmosferini yayıflatması ve CHP ile diyaloğa girmesi partisinin başarısızlığını gizlemek ve yerel seçim sonuçlarının daha büyük bir siyasi sonuç üretmesini engellemek için en tercih edilebilir en maliyetsiz yoldur. Dolayısıyla hem AK Parti bu müzakere masasını kurarak birincisi zaman kazanıyor. Yani meme şimşek politikasının sonuç vereceği, meyvelerini toplayacağı ana kadar zaman kazanıyor. Bu birincisi, ikincisi bu zaman diliminde Ak Parti'nin CHP ile ilişki kurarak kendi başarısızlığını örtüyor. Üçüncüsü CHP'nin bunu olası bir erken seçim kampanyasını haline getirmesinin de fiilen önüne geçiyor. Bunu CHP hangi neden göze alıyor? CHP neden böyle bir Ak Partiyi? AK Parti'ye nefes aldıracak bir politika izliyor. Bu, bu da CHP aslında anlaşılır nedenleri olabilir. Bunlardan birincisi, bunu da çok kısa tutacağım ve çok kapatacağım. Kısa. Şimdi bu raporda ilginç bir ifade var, onu söyleyeyim. Diyor ki, müzakere süreçleri demokrasi aslında olumlu olsa da CHP'nin yerel seçimde yakaladığı başarının tedrici olarak sönümlenmesini beraberinde getiriyor ve Erdoğan'ın kırılganlığını azaltıyor. Bu önemli. Yani müzakere süreci CHP'nin başarısının kendiliğinden sönümlenmesine, sönümlenmesine sebep oluyor. Ve Erdoğan da kırıldan, kırılganlığını azaltıyor. Ve e, bu fakat bu iki sonuç verebilir. CHP, zaten birinci parti değil mi? İhtiyacı var mı buna? Iki, i̇ki sebeple olabilir. Bunlardan birincisi CHP e, az önce söylediğim AK Parti'nin CHP bugüne kadar CHP ile ilgili kurduğu bütün e, işte hasmane ve düşmanca siyasetini e, terk etmesi nedeniyle AK Parti kitleler açısından e, CHP'yi duyma kabiliyeti daha da artıyor. CHP politikalarına e, kulak kesilme, e, e, kulak kesilmesi daha da artıyor. Bu bakımdan CHP bunu AK Parti'ye oy vermiş ya da CHP'ye oy vermiş. Cumhur İttifakı tabanına ulaşma zemini olarak görüyor. O da kendisine böyle bir alan açıyor. Bir diğeri Özgür özgür açısından bir anlamı var bunun. Başkanlık sisteminde yani bu normalleşme süreci beraberinde bir parlamenter demokratik sistemi getirme ihtimalini barındırıyor. Olur mu bilemeyiz. Bu aynı zamanda Özgür Özel'i bir siyasi aktör olarak da yükseltiyor. Normalde başkanlık sisteminde muhalefetin etrafında toplanacağı isimler, ağırlıklı İmamoğlu ve Mansur Yavaşken, olası bir parlamenter e, sisteme göre dönüş ihtimali e, normalleşme arayışının Özgür, Özgür, Özgür Özel açısından daha daha tercih edilebilir yol haline getiriyor ve Peki. bu da Özgür Özel'in Özgür Özel'in ya belki de bu hususta beklentisini artıyor. Rapora göre, rapora göre onu da söyleyeyim. Özellikle AK Parti kitleleri açısından Özgür Özel'in beğenisi de artıyor. Peki. Neyse çek şimdi eee Tabii ki Bahçeli biraz daha sıcak gündem olduğu için görüşmenin ardından bir açıklama yaptığı evet. için. O başlıkta başlayalım istersen. Bahçeli'nin bu AKP-CHP geniş tavanlı bir ittifak yapabilir açıklamasını nasıl okudun? Bugün Özgür Özel'in verdiği yanıt ee, o işte o, o kelime örneği miydi? Suç ortağını bize itmesin, ittirmesin memleketi bu hale getirdikten sonra dedi. Sonrasında Ömer Çelik'in sertleşen mesajları daha doğrusu Özgür Özel'le başlayan normalleşme artık bir söylemde mi kaldı diyebiliriz. E, ve Bahçeli açıkçası ne yapmaya çalışıyor? Erken seçimi birazdan tabii ki konuşacağız ayrı başlık olarak ama bunu kırgınlık olarak okuyanlar var. Cumhur İttifakı'ndan kopmaya çalışıyor diyenler var. Ee, sen nasıl yorumladın bunu? Şimdi tabii bu mesele çıktı andan itibaren hakikaten çok fazla görüşme yaptım. Yani ben de anlamaya çalışıyorum ne oluyor sorusu. Ben kişisel kanaatimi önce söyleyeyim. Bana göre Türkiye'nin bir erken seçim çağrısıyla bayramdan sonra uyanması çok sürpriz olmaz. Buna hazır mı Türkiye? Erken seçim sonra konuşacağız. Yani, şunu için seçim sonra tam da bu meseleyi söylediğin <laughs> için söylüyorum. Tamam. Şimdi burada mesele nedir sorusunun cevabını sadece iç siyasette ben okuyanlardan değilim. Yani bir yerel seçim oldu. Yerel seçim sonrasında Cumhur İttifakı işte oyu azaldı. Ee, CHP ile bir ittifak meselesi değil. Tam bir işin uluslararası boyutu var. Uluslararası boyutun hemen ifade edeyim. Tam biz Türkiye bu meseleleri konuşurken ABD Büyükelçisi dün çıktı bir röportaj verdi. Ve dedi ki Türkiye batıya demir attı. Yani biz tam neyi konuşuyorduk aslında? Bizim konuşma şeyimiz şuydu. Bahçeli, Erdoğan, Sosyalist İnternasyonel, CHP, Avrupa'daki sağ, sağ. Evet. Sağ. ne oluyor? Bütün bunları konuşurken ABD Büyükelçisi'nin açıkça söyleyeyim bu ifadesi beni böyle biraz daha arayışa itti. Ve onun öncesi hatırlarsanız Putin'in bir değerlendirmesi vardı. Putin de özellikle bu ekonomik krizden dolayı e, Avrupa'ya, Türkiye'nin batıya doğru kendisini konumlandırmaya çalıştığını aslında Batı'nın bu şekilde Türkiye'yi tehdit ettiğine dair bir söylem içerisinde bulundu. Bana göre tam da bu iş siyasette biz bunları konuşurken F-16 meselesi vesaire Cumhur İtfağı sonlanıyor mu sonlanmıyor mu MHP işte ülke ocaklarıyla ilgili ABD'de bir davadan bahsederken tam da Sinan Ateş meselesi bütün bunları ben birbirinden ayırmıyorum. İşin